Herkese merhaba, ben Dikiş Sınıfı, ismim Sibel, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Ocak 2023 sayısının Burada dergisinin bütün modellerinin incelemesini, kalıp açıklamalarını ve model analizlerini yapacağız. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, yorum yazarsanız, beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Hadi şimdi kalıp incelemesine geçelim. Burada dergisi sayı 2023 Ocak, Türkiye'deki fiyatı 50 TL, çok güzel bir gece elbisesiyle bizi karşılıyor. Pembe pembe renklerle karşılıyor sayı. Hemen açıyoruz ve modellerimizi incelemeye başlıyoruz. Editörümüz ve modellere toplu bakış. Benim her zaman söylediğim gibi derginin modellerine ilk önce şuradan bir toplu bakış yapıyorum. Çok daha kolay ve anlaşılır oluyor benim için. Çünkü modellere bakmak, sizi renk bilgisi, kumaş çeşidi falan, ben bunu giymem, ben bunu giymem demeye itiyor. Ama modellere toplu baktığımız bu sarı sayfalardan eğer incelersek sayıları, benim elime her yeni dergi geldiğinde benim ilk açtığım sayfa burasıdır. Her zaman söylüyorum. Şöyle bir bakıyorum, neler var, neler var, neler var. Ondan sonra başlıyorum modelleri incelemeye. Söylediğim gibi bu sayıda bizi güzel bir gece elbisesi karşılıyor demiştik. Pembe bir bulut kümesi rengi ve modeliyle spot ışıklarının altında şahane bir gece elbisesi demiş. Sırtında şöyle çok şık bir bant var. Hem işlevsel olmuş hem de şık durmuş bence. Yani yakanın sırt dekoltesinin açılmasını engeller aynı zamanda. Önde bakın drapeler var. Drape demişken bu sayıda ayrıca çok güzel. Özellikle ustalık sınavına hazırlanan ve asimetrik drapeli bluz yapmak isteyenler için de güzel bir model var. Bununla ilgili tüyo vereyim size. 34-44 beden aralarında incelemesini yapacağız bu şeyin, modelin. Sarı sayfalardan bakacağız. Şöyle hemen geçiyorum tekrar. Şurada çok güzel bir ceket var. Tabii ki her zaman olduğu gibi bu dergi içinden en beğendiğiniz modeli bana yorumlara alta yazıyorsunuz. Ben de onun ayrıntılı kalıp incelemesini yapıp sizlere anlatıyorum. Yorumlara bekliyorum. 36-44 beden arasında şurada teknik çizimi de var. Tabii siz burada kumaş özelliğine uygun kumaşlar seçmek zorundasınız aslında. Ama bununla birlikte biraz 3 aşağı 5 yukarı farklı kumaşlar kullanabilirsiniz. Konunun çok dışına çıkmadan, kumaşın çok dışına çıkmadan illaki bu renk yapmak zorunda da değilsiniz. Bunu her zaman söylüyorum size. Evet. Çok güzel bir pijama takımı burada. Beli yarım lastikli bir pijama, alt pantolon var. 44-34 beden arası. Kazakta yani üst giyimde yine 34-44 beden arası, ama dergide büyük beden modeller de var bu sayıda. Çok çok güzel bir sayı olmuş. Çok dikimi kolay iki modelle karşılıyor bizi Ocak ayı sayısı. Geliyoruz şuradan tekrar modellerin incelenmesine. Sweatshirt kalıbı. Bunu çok beğendim ben. Bakın size şöyle yakından göstereyim. Çok şık. Hem ev giyim için çok şık, hem dışarıda giymek için, günlük spor giyimde kullanmak için oldukça şık. Gene dikimi gayet kolay. Farklı kumaşlar kullanılarak birbiriyle kombinlenmiş. Güzel bir çocuk tulumu. Kapşonlu bir mont. Ve takım tekrar bizimle birlikte. Ve burada hem yetişkinler için hem de çocuklar için 104 bedenle 128 beden arası 2 adet tulum verilmiş. Mont kalıbı var. Kolej montuna da benziyor biraz. Ve çocuk alt var. 104 beden, 128 beden arasında. Mont da o şekilde. Bu da gördüğünüz gibi tulum sevenler için. Ve tulum kalıbı biliyorsunuz bulmak biraz zor oluyor sizler için. Elinizde bulunsun. Evet, önce şu etekten bahsedeyim ama şu modelden biraz uzun bahsedeceğim. Yuvarlak girişli cepleri, lastikli beli ve yastık kordonuyla nefis bir model. Kumaşı en rahat ev gibi niteliğine sahip demiş etek için. Çok şık. Gelelim şu modele. 34, pardon, etek bu arada 44-52 beden arasında. Şu model bizim
yaklaştırıyorum. Her zaman geçen seneden beri dikip dikip giydiğimiz elbisesini, gece elbisesini, pijama üstünü, eşofman üstü olarak, ev giyim olarak, güpür kumaştan, penye kumaştan, her kumaştan diktiğimiz eltiler kalıbımız. Eltiler kalıbı dememizin nedeni de çok soran oluyor bunu mesajlar yoluyla. Hani eski zamanlarda, eski devirlerde kardeş eşleri birbirini kıskanmasınlar diye geleneklerde onlara hep bir örnek şeyler alınırmış ve kardeşlerin eşleri hep bir örnek giydirilirmiş gelinler. O yüzden eltiler gibi giyindiniz. İşte günümüzde pişti olmak da deniyor buna. Pişti olmaktaki gibi aynı. Çok kolay yani bu kalıp o kadar kolay bir kalıp ve dikimi o kadar basit ki bir saat içinde yani acemiler bile bir saat içinde rahatlıkla dikip giyebilir. Burada şöyle tunik şeklinde olmuş. Biz bunun her boyunu diktik, şu boyunu diktik, bu boyunu diktik, bu boyunu diktik, buralardan uzattık, elbise olarak da kullandık. Hemen şu modellere geçiyoruz. Etek, sweatshirt ve bluz. İşte bahsettiğim asimetrik bluz kalıbı, kollu, drapeli ve asimetrik güzel bir bluz kalıbı burada var. Size yardımcı olabilir sınava hazırlananlar için. Şöyle yaklaştırarak göstereyim. Hem asimetri var, hem drape var, hem kol var. Çok model bulmakta zorlandığınızı söylüyorsunuz. Bu sayı sizin için yardımcı olabilir. Hatta dergiyi alıp, inceleyip, kalıbını çıkarıp bunu ben manken üzerine nasıl uygulayabilirim diye deneyebilirsiniz. Belki fırsatımız olursa biz de bu modeli manken üzerinden drapaj yöntemiyle kalıbını çıkarmaya çalışırız. Kalıp taklitçiliğine eğer girmezse kalıpta belki biraz değişiklik yaparız ama şık bir model olmuş bu da. Evet, bedenlerini söylemedim. 36-44 beden arası sweatshirt 36-44 beden arası, etekte 36-44 beden arası. Burada da bir adet uzun hırkamız var. Şu hırka büyük bedenler için düşünülmüş. 44-52 beden arası. Teknik çizimine de baktığınızda son derece şık. Kimono olarak da kullanabileceğiniz, kışlık üst giyim olarak da kullanabileceğiniz, örme, hırka, triko olarak da kullanabileceğiniz bir model. Altında da gene asimetrik örme bir elbise var. Bu 44-52 beden arası bu modelimiz. Bu modelimiz de 36-44 beden arası. Gelelim şurada gene şu pijama pantolonu dediğimiz lastikli pantolona ve pijama ceketine çok güzel bir takım. Görüyorsunuz ki kumaş özelliklerini falan sarı sayfalarda oralarda baktığımızda birkaç modeli seçip size kumaş özelliklerini söylemeye çalışacağım. Bu takım 44-52 beden arası büyük bedenler için tasarlanmış. Burada da gizli fermuar dikimini vermiş bize. Gizli fermuar dikimi. Diyor ki bazen patrondan hiç sapma olmaması gerekir. Hatta bir fermuar kadar bile. Size aşağıda neredeyse görünmeyen bir fermuarın nasıl dikildiğini açıklıyoruz demiş ve fermuar dikimini anlatmış. Hemen şöyle geliyoruz. Midi elbise 44-52 beden arası ve büyük bedenler için tasarlanmış. Diğer sayfada ceketler, mantolar ve etekler için askılar. Elbise askısı, klipsleri iz bırakır ve dışarıdan ceketinizi nasıl asacağınızı asla bilemezsiniz dışarıdayken. Elbette askılarınızı kendiniz de dikebilirsiniz demiş. Lişet diyoruz biz buna. Lişet. L harfiyle söyleniyor. Lişet dikimi benim kanalımda da vardı. Burada da derginin dikiş etkinliği yapmışlardı. Burada dergisi. Dikiş severleri davet etmişlerdi. O davetten görüntüler var. Fotoğraflar var ve neler yaptıklarıyla ilgili ve bir makine tanıtımı var. Makine ile ilgili bilgi var. Buralar reklam sayfaları, geçiyoruz. Sarı sayfaları şöyle atlayıp hemen modellere devam edeceğim. Sonra sarı sayfalara tekrar döneceğim. Burada da kapı altı yastığı, sıcak su torbası kılıfı ve kürk terlik kalıpları ile beraber nasıl dikildiği ile ilgili bilgiler var. Dolu dolu bir sayı olmuş aslında. Çok güzel. Gene arşivlik sayılar arasına girecek. Burada da 36-44 beden gösterişli bir çiçek buketi gibi sırtıma elbette
Bol büzgülü, kabarık, kollarının viskon kumaştaki mükemmel dökümü demiş. Kol üstlerinde şuralarda pililerle yarasa kol görüntüsü gibi verilmiş. Gayet şık olmuş. Burada da 72-88 bedenler için güzel bir anvelop elbise var. Bakınız bu asimetrik mi, simetrik mi mevzu. Gene burada dönüyor. Modeli gene yaklaştıracağım. Bu asimetrik değildir hanımlar. Burada biraz yanılıyorsunuz. Böyle bir model tasarladım hocam olmuş mu diye. Hayır, bu asimetrik değildir. Kruvazedir ama asimetrik değildir. Anvelottur ama asimetrik değildir. Asimetrik model benim size az önce gösterdiklerim gibidir. Hemen geçtim burayı. Etek, şu eteğin kalıbı var. Biraz acemilere çok önereceğim bir model değil ama dikilmeyecek bir şey de değil. Şalvar pantolon diğer tarafta herhalde. Ve az önce gene asimetrik mevzuna geçtiğimiz elbise, yani şu modeli göstermiştim. Şöyle yaklaştırayım. O elbise az önceki bluzdu. Burada da elbise şeklinde verilmiş. Asimetrik budur. Yani tam ortadan şöyle böldüğümüzde sol taraf ve sağ taraf birbiriyle aynı olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Burada da çok beğendiğimiz gene bir harika pantolon var. Şalvar pantolon. Sevenler için de güzel bir kalıp olmuş. Geçtik geçtik. Burada gene bir midi elbise var. Bunlar tabii şimdi bu boyda diye siz ben bunu dikmem demiyorsunuz gene. Kısaltabilirsiniz, uzatabilirsiniz, bluza çevirebilirsiniz. Daha uzun bilek boyunda yapabilirsiniz. Sadece bize gerekli olan nedir? Ana bedendir. Ön, arka, kol bedenleri üzerinde istediğimiz değişiklikleri yaparız. Hatta bunu böyle bir asimetri verebilirsiniz. Şöyle bir kesik yapıp buraya fırfırlar yapabilirsiniz. Şöyle düzenleyebilirsiniz. Burada da sweatshirt kalıbımız var yeniden ve çok güzel bir kürk yelek modeli verilmiş. 36-44 beden arasında mendil kesimli etek. 36-44 beden arasında asimetrik yakalı bir bluzumuz var. Ben bunu çok beğendim. Büyük ihtimalle de İlk dikeceklerim arasına girer kendisi diye düşünüyorum. Çeviriyoruz. Şöyle modelleri gösterelim. Teknik çizimler üzerinden gene göstereceğim. Fark ettiyseniz bugün çok hızlı hızlı anlatıyorum. Videolarım çok uzun oluyor çünkü ne yazık ki. Burada güzel bir elbise var. Köşeli takılmış kollar. İnce büzgülü, bol kesimli ince büzgülü. Ek olarak yine İnce hakim yakası var. Burada güzel bir pantolon modeli var. 36-44 beden arasında. Yanlarda cepler var. Ve yakasız bir mantoyla bizi karşılıyor yeniden. Çok model var değil mi? Burada gene şık bir ceket var. Fitilli kadifeden düşünülmüş, yapılmış. Belde şöyle köprülerle oturtulmuş. Modası hiç geçmez. Evet, yani zamansız parçalardan bence de. Burada da gene ayrıca bir ceket var. Çok basit dikimi olduğunu düşünüyorum. O ceketimiz de burada. Çok kolay. Bizim o diktiğimiz astarsız spor ceket videosu var ya, eklerim onları da. Oradaki gibi dikiliyor. Sadece önünde fermuarı var. Evet, bizim eltiler kalıbına geldik gene. Şöyle gösteriyorum. Bakın bunu model açıklamasından da gösteririm. O kadar kolay ki bunun dikimi. Yani kesiyorsunuz kumaşı. Kestikten sonra iki omzu birleştiriyorsunuz. Kol takıyorsunuz. İsterseniz eğer şuradaki bantları yapıyorsunuz. Biz bantsız da çok diktik. Bunu ribanasız da çok diktik. Yaka ağzına da şu yaka görüntüsü şöyle ama sadece overlock çekerek bırakıyorsunuz. Geriye doğru kıvırıyorsunuz. Yaka bu şeklini alıyor. Çok diktik, hala daha dikeriz. Yani ben bu kalıbı dike dike iğneleye iğneleye eskittim elimde yani. Kırk bedenini çalışmıştım kendime. Burada da bizim meşhur dikiş okulumuz var. Şunun nasıl dikildiğini, yani şu sweatshirt'ü nasıl dikildiğini aşama 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 bize tekrar anlatıyor. Esnek kumaş dikişi nasıl yapılır onu anlatıyor. Çift iğneyi anlatıyor. Omuz dikişlerinde benim de videolarımda çok var şu omuz şeridi dikimi. Bakabilirsiniz. Triko bluz dikimlerinde anlattım şurayı. İzlemek isterseniz. Yaka biyesi nasıl yapılır? Ölçüleri nedir? Onların hepsini tek tek anlatmış. Örgü kumaş hakkında da küçük bir bilgilendirme var burada.
Yumuşak ve esnek kumaş türüdür. Jarse triko kumaş, sweatshirt ya da kadife havlu kumaş gibi ilmeklerin esnekliği demiş demiş. Gitmiş. Sonra dikiş okuluna devam etmiş. Dikiş okuluna devam etmiş ve bu alt pijama pantolonu nasıl dikileceği, kumaşa nasıl yerleştirileceği, nasıl işaretlerin geçirileceği, A dikişlerinin, yan dikişlerin nasıl yapılacağı hepsi ve bel lastiğinin nasıl çalışılacağı anlatılmış. Burada da dikiş iplikleriyle ilgili bilgi verilmiş. Lastikli bel dikişinde detaylı profesyonel bilgi ve artık çok daha kolay dikebileceğinizi söylüyor dergi. Bence de o şekilde. Kazaklar, etekler var. Burada şöyle gösteriyorum. Çok mu hızlı geçtim ya? Hocam vallahi bu sefer ne yaptın? Çok hızlı anlattın derseniz sizi yorumlara bekliyorum. Şimdi sarı sayfalara geçeceğim. Aynı zamanda yeniden hatırlatıyorum. Lütfen abone değilseniz abone olmayı ve kanalımı desteklemeyi unutmayın. Ve ayrıca oynatma listelerinde dergi incelemeleri başlığı altında çok fazla dergi ve model incelemem var. Eğer merak ederseniz onları da inceleyebilirsiniz. Artık sarı sayfaları çok anlattım size. Burada neler olduğunu biliyorsunuz. Teknik terimler, biçki, dikiş sözlüğü, kalıp işaretleri, taftadan patrona aktarılması, modellere toplu bakışımız. Aslında şunu anlatacaktım ama az önce anlattığım için şu elbisenin özellikle şöyle bir kısaca modelinden bakmak istiyorum. Modellerimiz bunlar. Özel tasarım diyor 123 ve bakın burada 4 nokta var. Ne demekti 4 nokta? Zor dikiş demek. Yani dikiş, ileri dikiş bilgisi gerekiyor demek. 1 noktaları herkes dikebilir demek. 2 noktalar yani dikersiniz yani 2'yi de dikersiniz bence. Ama 3'lerde 4'lerde eğer acemiyseniz çok fazla o işlere kalkışmayın. Şunları dikmeden onları dikmeyin en azından. Ben örneğin derslerimde sıfırdan dikişe başlayanlara ilk önce bir kimono diktiriyorum. Kimonodan sonra bir lastikli pantolon, beli lastikli ve bir üst diktiriyorum. Üste de genelde bunu diktiriyorum. Hem dikişten soğumasın, hem eli alışsın, hem de makineye hakim olsun diye. Eğer dikişe yeni başlıyorsanız şu modeli dikmenizi öneririm ben size. Bakın burada kolu ribanalı bel bandı var. Aynı kalıp burada bel bandı ve kol bandı yok. Şimdi gelelim şu özel tasarım elbisenin kalıplarına bir bakalım. Böyle gene çok büzgülü büzgülü çok şey gösteriyor ama nasılmış? 123 modelde ve 34-44 beden arasında model numaralarımızdan biliyorsunuz bakıyorduk. 123'ü bulacağız. Bakın yani şunu da gerçekten çok beğendim. Çok beğendim. Bunu dikeceğiz. 123 geldik ve elbisemizi şuradan bulduk. Kumaş önerisi olarak ince dökümlü kumaş söylemiş. İpek astar önermiş. İpek kumaş önermiş ve astarı var. Malzeme olarak tela, özel makine ayağı, büyük ihtimalle fermuar ayağıdır o da. Patron bilgilerini şurada vermiş. Kalıp bilgileri şunlar. Yani bakın kaç parça kalıp yapıldığı kalıp parçaları gene burada hepsi kaç adet kesileceği diğer parçaların kaç santimden kaç santime kesileceği kumaşa nasıl yerleştirileceği ve şu boyundaki yani şu beldeki drapelerin nasıl yapılacağı ve nasıl dikileceği dergide anlatılmış. Benden bu kadar sevgili hanımlar. Dergi anlatımımız şimdilik sona erdi. Önerilerinizi sorularınızı yorumlara bekliyorum. Dediğim gibi içinden en beğendiğiniz modeli de yorumlara yazarsanız onun ayrıca uzun uzun bir videosunu çekmeyi size söz veriyorum. Dikiş sınıfında kalın, sevgiyle kalın.